Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Kimyada gazlar ünitesinin sonuna geliyoruz artık arkadaşlar. Bugünkü konumuz kısmi basınç ve gazların su üstünde toplanması. Şimdi ilk önce kısmi basınçtan başlayalım. Diyor ki, gaz karışımlarında her bir gazın tek başına uyguladığı basınca kısmi basınç denir. Örneğin iki tane gazdan oluşan bir karışım varsa, mesela karbondioksit ve helyum gazı sabit hacimli bir kapta karışım halinde bulunuyor. Diyor ki, yanda verilen kapalı kapta karbondioksit gazının kaba uyguladığı basınç karbondioksitin kısmi basıncıdır. PCO2 olarak gösterilir. Helyum gazının kaba uyguladığı basınç ise pH şeklinde gösterilir ve helyumun kısmi basıncıdır denir. Not önemli. Toplam basınç bu ikisinin kısmi basınçlarının toplamıdır arkadaşlar. Verilen görselde toplam basınç 4 atmosfer ise, mesela bu görselde karbondioksit ve helyumun toplam yaptığı basınç 4 atmosfer ise ve diyor karbondioksitin uyguladığı 1,5 atmosfer ise, yani karbondioksitin kısmi basıncı 1,5 atmosfer ise, doğal olarak helyumun kısmi basıncı 2,5 atmosfer olurdu. Neyi vurgulamak istiyor? Kısmi basınçların toplamının toplam basınca eşit olduğunu vurgulamak istiyor. Bir diğer bilmemiz gereken şey kısmi basıncı hesaplamada adım adım giderken mol kesiri arkadaşlar. Mol kesiri nedir? Aslında toplamdan alınan pay mol kesiri. Bir al bakalım, gaz karışımlarında bir gazın mol sayısının toplam mol sayısına oranına mol kesiri diyoruz biz. Yani dediğimiz gibi toplamdan alınan pay. Mesela sabit hacimli bir kapta argon gazı ve flor gazı karışmış durumda homojen olarak. Toplam basıncın 3 atmosfer olduğunu söylüyor bize. Ve diyor ki argon 1,5 mol, flor ise 3,5 mol. Yani toplam hacim, özür dilerim, toplam mol sayısı 5 mol oluyor. O zaman diyor argonun mol kesiri nedir? Biz dedik ya toplamdan aldığı pay diye. Toplamda 5 mol var. Bunun ne kadarı argon? 1,5'u. O zaman ne olacak? 1,5 bölü 5 argonun mol kesiri olacak. Ne oldu? 1,5 bölü 5'ten 3 bölü 10, yani 0,3 mol kesiri argon için. Florun mol kesiri ne olacak? Dedik ya toplamdan aldığı pay diye. 5'in 3,5'u flor gazına ait. O zaman 3,5 bölü 5'ten 0,7 de flor gazının mol kesiri oluyor. Burada önemli bir durum var. Sağlama yapmak isterseniz ne diyeceksiniz arkadaşlar? Gazların mol kesirleri toplamının 1'e eşit olduğunu unutmayacaksınız. İşte bu işin sağlaması. Bulduğunuz mol kesirleri toplamı 1'e eşit değilse bir yerde hata yapmışsınız demektir. Burada 0,3 ve 0,7 bulduk. Toplamları 1. Yani doğru bulmuşuz mol kesirlerini. Kısmi basınca nasıl gidiyoruz mol kesirinden arkadaşlar? Örneğin argonun kısmi basıncı nasıl bulacağız? Az önceki örnekten devam edersek. Mol kesir çarpı toplam basınç bana o gazın kısmi basıncını verecektir. Argon için biz mol kesirini 0,3 bulmuştuk. Toplam basınç neydi? Hemen bakıyoruz. Kaptaki toplam basınç 3 atmosferdi arkadaşlar. O zaman 3 atmosferin 0,3'lük kısmını, 0,3 mol kesirlik kısmını aslında argon yapmıştır diyeceğiz. Veya nasıl diyeceğiz? Mol kesir çarpı toplam basınç demiştik. Mol kesiri 0,3. Toplam basınç 3. O zaman argonun kısmi basıncının 0,9 atmosferi olduğunu söylüyoruz. Aynı şeyi flor için de yaparsak. Florun mol kesiri 0,7 idi. Toplam basınç 3 atmosferdi. O zaman 0,7 çarpı 3'ten 2,1 atmosferde bizim flor gazımızın kısmi basıncı olacak. Burada yapmamız gereken şey neydi sağlama için? İki gazın kısmi basınçlarının toplamı toplam basınca eşit olmak zorundaydı. 0,9 artı 2,1'den 3 atmosfer toplam basınca eşit. Yani işlemde herhangi bir hata yapmamışız arkadaşlar. Devam edelim. Örneğimiz var. Diyor ki yukarıda sabit hacimli kap içerisinde T sıcaklığında 2,5 mol kükürt dioksit gazı bulunmaktadır. 2,5 mol'lü kükürt dioksit gazı T sıcaklığında M musluğuyla hapsedilmiş kaba. Diyor ki burada şekilden de anlayacağınız üzere. Kaba M musluğundan T sıcaklığında 100 gram neon gazı ilave edildiğinde kap basıncı 4,5 atmosfer oluyor. Buna göre karışımdaki gazların mol kesirlerini bulunuz, karışımdaki gazların kısmi basınçlarını bulunuz diyor. Neonun da atom kütlesini 20 olarak vermiş. Şimdi
yapmamız gereken ne? Burada 2,5 mol'lük kükürt dioksit gazı vardı. Buraya 100 gram neon gazı eklerken 2,5 mol'lük gaza bir değişiklik yaptık mı durumunda? Hayır, hala 2,5 mol var. Peki 100 gram neon gazı kaç mol yapar? Önce bunu bilmemiz gerekiyor. Neonun 20 olduğu parantez içerisinde verilmişti. O zaman neon mol sayısı M bölü MA'dan 100 gram bölü 20 gram bölü mol'den 5 mol eder. O zaman 2,5 mol varmış. 5 mol de dışarıdan ilave edilmiş. Toplam mol sayısı 7,5 mol olmuş. Ne oldu? En toplam 7,5 mol. Peki ilave edildikten sonraki toplam basınç 4,5 atmosferdi. O zaman P toplam da 4,5 atmosfer oldu. Benden soruda ne istiyor? Gazların mol kesirlerini ve gazların kısmi basınçlarını istiyor. Hemen bakıyoruz. Gazların mol kesiri. Birinci gaz 2,5 mol'lük SO2'den başlayalım. X SO2. SO2'nin mol kesiri mol sayısından aldığı paydı, doğru mu? O zaman ne oluyor? N SO2 bölü N toplam. N SO2 2,5 mol'lü. 2,5 mol. Toplam ise 7,5 mol'lü. O zaman ne oldu? 1 bölü 3'lük mol kesiri oldu SO2'nin. Aynı durumu şey için de yapalım. Farklı renkle yapalım mı? Neon için yapalım. X neon. Neonun mol sayısı bölü en toplam. Bu arkadaştan da 5 mol vardı. 5 mol bölü 7,5 mol. Bu da 2 bölü 3'lük bir mol kesirini gösteriyor bize. İkisinin toplamı 1 yapıyor mu? Kesinlikle 1 yapıyor. O zaman sıkıntımız yok. Sıra geldi basınca. Kısmi basınç için. PSO2 mol kesri çarpı toplam basınçtı arkadaşlar. Mol kesri XSO2 çarpı P toplam. Bu da ne yapıyor? Mol kesri 1 bölü 3. P toplam da 4,5 atmosferdi. Arkadaşlar buradan 1,5 atmosferlik bir basınç yaptığını görüyoruz PSO2'nin. Kısmi basıncı PSO2 eşittir 1,5 atmosfer. Peki şuna bakalım. Neon ne kadar yapıyormuş? P neon x neon çarpı P toplam. Neon da 2 bölü 3'tü. 2 bölü 3 çarpı 4,5 atmosferden. O da ne yaptı? Hemen şuraya yazalım. P neon 1,5 çarpı 2, 3, 3 atmosferlik neonun kısmi basıncında olduğunu bulduk arkadaşlar. Her ikisinin de toplamdan aldığı paylardan mol kesirlerini, sonrasında kısmi basınçlarını hesap ettik. Mol kesirleri, kısmi basınçları ikisini de bulmuş olduk. Gayet kolay bir hesaplama tarzı arkadaşlar. Toplamdan aldığı pay şeklinde mol kesirini kodlarsanız rahatlıkla devam edebilirsiniz. İkinci konumuza geldik. Gazların su üstünde toplanması. Şimdi sıvılar her sıcaklıkta buharlaşırlar. Bu konuyla ilgili bilmem gereken ilk şey bu. Bu nedenle sıvıları kapalı bir kaba koyduğumuz zaman kabın içinde hem sıvı hem de sıvının buharı vardır. Aynı şey kapalı pet şişelerde sularınız için de geçerlidir arkadaşlar. Bir miktarını için biraz boşluk kalsın. Koyun kalorifer peteğinin üzerine. Orada her sıcaklıkta buharlaştığı için normalde masa üzerinde de buharlaşır ama daha belirgin olsun diye peteğin üzerinde petekten aldığı sıcaklıkla beraber buharlaşma meydana gelecek. O bıraktığınız boşlukta hatta çeperi vuran küçük damlacıkları, yani yoğuşan damlacıkları da görebilirsiniz. O zaman ne oluyor? Demek ki kapalı pet şişenizde sadece suyunuz yok, suyun buharı da içerisinde mevcut. Eğer diyor... Şuradan. Kaba bir de tepkime vermeyen bir gaz eklendiğinde, aynı burada görüldüğü gibi su var, suyun buharı var. Bir de üzerine argon gazı ilave etmişiz M musluğundan. Suya uygulanan basınç gazın kısmi basıncı ve o sıcaklıktaki sıvının buhar basıncının toplamına eşittir arkadaşlar. Yani buradaki basınç hem suyun buhar basıncından geliyor hem de argon gazının o sıcaklıktaki basıncından geliyor arkadaşlar. İkisinin toplamı toplam basınca eşit olmuş oluyor. Burada da yazdığı üzere P toplam eşittir P argon artı P su buharı. Buradaki sıvı su olduğu için direkt su buharı yazdık. Başka bir sıvı olsaydı onun buharını yazacaktık. Kaba uygulanan herhangi bir hacim değişikliği sadece gazın basıncını etkiler arkadaşlar. Basınç hacim ilişkisinden kaynaklı olarak. Sıvının buhar basıncını etkilemez. Çünkü sıvıların buhar basıncı sıvının cinsine, sıcaklığa ve sıvının safsızlığına bağlıdır. Sıvının içerisinde herhangi bir
ne diyelim, uçucu olmayan madde çözdük mü kabın içerisindeki sıvıda? Hayır, buhar basıncı değişmez. Sıvının cinsini değiştirmediniz. Hayır, ama sıvının sıcaklığını değiştirirseniz o zaman sıvının buhar basıncı da değişir. Onun haricinde kaba uyguladığınız hacim değişikliklerinden buhar basıncı etkilenmez arkadaşlar. Sıvının buhar basıncı. Burada da görselimizde örneğin bu şekilde de verilebilir sorularda size. Tüp içerisinde bir reaksiyon meydana getiriyorsunuz. Hidrojen klorür ile çinko arasında. Reaksiyon sonucu hidrojen gazı açığa çıkıyor. Açığa çıkan hidrojen gazını şu şekilde bir kılcal boru yardımıyla sıvı içerisinde verirseniz eğer, burada suyun üzerinde hem su buharı hem de H2 gazı biriktirmiş olursunuz. Ve hesaplamaları buna göre de yapabilirsiniz verilen değerler ile. Biz bir örnek üzerinden gösterelim ne yapmak istediğimizi. Yandaki kapta bir miktar sıvıyla, sıvısıyla dengede su buharı bulunmaktadır. Su var, suyun buharı var. Kaba en musluğundan aynı sıcaklıkta helyum gazı ilave ediliyor diyor. Vermişiz buradan helyumu. Bir süre bekledikten sonra kaptaki gaz basıncının 850 mm civa olduğunu ölçüyorlar. Güzel. O zaman P toplam 850 mm civaymış. T sıcaklığında, yani bu sıcaklıkta suyun buhar basıncı 30 mm civa olduğuna göre helyum gazının basıncı nedir diyor. Hemen bakalım. Burada P toplam, P su buharı artı, hatta şöyle yapalım, artı P helyum değil midir? Adam bana zaten suyun buhar, bu sıcaklıktaki buhar basıncının 30 mm civa olduğunu söylüyor. O zaman ne kaldı? Doğal olarak helyuma 820 mm civalık bir basınç kalmış oldu. Unutmayınız, sadece gazın basıncı değildir. Burada bir miktar buharlaşmış su vardır. Bu suyun buhar basıncı da toplam basıncın içerisinde yer alır. Bir diğer örnek. Asıl yapmak istediğimiz şey. Diyor ki bana, şekilde verilen düzenekte 20 santigrat derecede su üzerinde toplanmış bir miktar X gazı bulunmaktadır. Sürtünmesiz hareketli piston sıcaklık değiştirilmeden, demek ki suyun buhar basıncı değişmeyecek, C'den A'ya indirilirse kaptaki toplam basınç kaç milimetre civa olur? Hemen bakalım. Bilmem gereken şey 1. P toplam eşittir PX gazı artı P su buharı. Doğru mu? Kesinlikle. Bana diyor ki X gazının suda çözünmediği kabul ediliyor. 1. Suda çözünmemiş olması lazım. Bütün miktarın açık alanda, hacim içerisinde olması lazım. 2. Bu sıcaklıkta suyun buhar basıncı ne kadar? Ne kadarmış? 20 mm civaymış. Hemen bakalım. P toplamın 720 mm civa olduğunu söylüyor. Suyun buhar basıncının da o sıcaklıkta 20 mm civa olduğunu söylüyor. O zaman PX gazı bu sıcaklıkta henüz değişiklik yapılmadan önce kaç santim civalık, kaç milimetre civalık basınç yapıyormuş? 700 mm civalık basınç yapıyormuş. O zaman PX'in kaç olduğu belli oldu. 700. Sonra bana diyor ki sürtünmesi ideal bir sonucu C'den A'ya çektim. Aslında ne yaptım? Hacimle oynadım. Hacmi azalttım. Sıkıştırdım. Ne olacak? Gazla ilgili işlem yapacağız ama suyun buhar basıncı değişmeyecek. Çünkü sıcaklık değiştirilmiyor diyor. Sıcaklık değiştirmediği sürece suyun buhar basıncı hala 20 mm civadır. O zaman gazlar için işlem yaptığımız için hemen yapalım. P, V, N, R, T. Gazın mol sayısında bir değişiklik yok. R zaten gaz sabiti, değişiklik yok. Sıcaklık değiştirilmedi. Ne oluyor o zaman? P ile V değişiklik yapacak. Nasıl yapıyorduk biz bunu? P1, V1, P2, V2. Hacim değişikliğinde basıncın ne kadar değiştiğini, neye eşit olduğunu bu şekilde bulacağız. İlk durumda basınç 700 mm civa. İlk durumda hacim 3V. İkinci durumda basıncın ne olduğunu bilmiyorum ama ikinci durumda hacmin C'den V'ye indiğine göre, A'ya indiğine göre özür dilerim, V'ye düştüğünü görebiliyorum. Bunlar gitti, 3 kere 7 21 P2 2100 mm civaymış arkadaşlar. O zaman son durumda X gazının basıncı belli oldu, 2100, ama soru burada bitmedi. Ne olacak? Değişiklik sonrası da hala içeride su buharı yok mu? Var. Miktar da değişmedi. Hacim değişikliğinden etkilenmiyor. O zaman bu 2100'e son durumdaki suyun buhar basıncı da etkilenecek. O zaman son durum P toplam eşittir PX artı PH2 o gaz diyelim. PX'in 2100'e çıktığını görüyoruz. P su hala 20. O zaman 2120 mm civa oldu son durumdaki basınç. Burada bitirmiş oluyoruz arkadaşlar yapılan örnekle birlikte.
Konunun çok kolay olduğu belli. Sadece birkaç husus var dikkat etmeniz gereken, unutmamanız gereken. Bu da suyun buhar basıncı ve suyun buhar basıncının sadece sıcaklıkla değişeceği, hacimle oynandığında suyun buhar basıncında bir değişiklik olmayacağı. İkinci durum, bir de şunu unutmayınız lütfen. En son durumda suyu lütfen, en başta çıkardık ya, tekrar eklemeyi unutmayınız arkadaşlar.